Günaydın dostlar. Bugün hepimiz için çok önemli olan bir konuda sohbet etmek istiyorum ve fikir vermek istiyorum. Tamamen kendi deneyimlerim. Herkes soruyor dostlar. Açık terastasın. Sürekli güneş, rüzgar ve tabii ki kuşlar var. Bunlara nasıl engel oluyorsun? Çiçeklerine neden dokunmuyorlar? Niçin çiçeklerini taşımıyorlar ya da zarar vermiyorlar yapraklarına diye birçok arkadaşımız soruyor. Ben de bununla ilgili nacizane belki küçücük bir faydam olur diye bir video çekmek istedim. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dostlar, öncelikle biz sukulent severlerin gerçekten çok büyük şikayetleri var. Kuşlar belirli dönemler, özellikle yuva yapma ya da eş bulma dönemlerinde çiçeklerimize çok zarar verebiliyorlar. Hatta balkonuna, işte terasına saldırılar olan, böyle saksıları devrilen arkadaşlarımız oldu. Bunları dönem içerisinde gördük ve tecrübe ettik. Bu yüzden de arkadaşlarımız dönem dönem çöp şişler taktılar, işte böyle saksıların kenarlarına. CD'ler taktılar her yere, poşetler taktılar her yere ama net bir sonuç alamadılar. Kuşları çok seviyoruz, onlara asla zarar gelsin istemiyoruz ve onlardan korunmanın doğal yöntemlerini arıyoruz. Bunun yöntemini ben buldum. Çok şükür buna inanıyorum. Çünkü tam 1,5 yıldır, daha fazla hatta, bu evde oturuyorum. Bütün çiçeklerim açık terasta. Burası çok büyük bir alan. 100 metrekareyi geçiyor. Ve çatıda arkadaşlar kuş yuvaları var. Size göstereyim. Özellikle bu kısımda arkadaşlar karga yuvaları var. Seslerini duyuyoruz. Yavruları dönem dönem geliyor. Bu içeride karga yuvaları var. Ve diğer arka köşede de kumrular var. Hatta beni takip eden dostlar bilir. Benim birinci katta, alt katımda, mutfağın penceresinde sürekli kumru yavrularım var. Yumurtluyorlar, yuva yapıyorlar. Bir şekilde sonra tekrar büyüyor yavrular, gidiyor, tekrar geliyorlar. Ben orada onlarla ilgileniyorum. Fakat çiçeklerime tabii ki asla zarar gelsin istemiyorum. Çünkü kuşlar çok ciddi zararlar verebiliyorlar. Yani bunları yem sanıyor arkadaşlar. Zaten şeker gibi olunca herhalde hoşlarına gidiyor. Kaktüslere çok dokunmasalar da yine zarar verebiliyorlar. Ama özellikle sukulentlerimizin yapraklarını böyle pıtır pıtır yiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, benim videolarımda da görürsünüz zaten, hiçbir çiçeğimin yaprağında bir deformasyon yok. Herhangi bir kuş gagası izi yok. Birçok arkadaşımız bilir, kuşlar böyle gagalar ve orayı yaralar ve çok kötü bir görüntü oluşturur. Bitkimize zarar verir. Ve ben buna çözüm bulduğumu düşünüyorum. Çünkü çok arkadaşımız soruyor, hepsine de tek tek cevap veriyorum. Bunun arkadaşlar CD ile ya da işte çöp şiş takarak ya da bir şeyler, kuşlara zarar verecek bir şeyler koyarak asla önüne geçemeyiz. Şunu unutmayalım ki özellikle kargalar gerçekten çok zekiler dostlar. Yani inanılmaz zeki hayvanlar. Bir dönem sonra CD'yi de tanıyorlar, korkulukları da tanıyorlar, çöp şişleri de tanıyorlar ve hatta onları taşımaya başlıyorlar. Bu yüzden kumrular da çok akıllı ve gerçekten çok insancıl olduklarına inanıyorum. Bir dönem sonra yine aynı şekilde çiçeklerimizi taşımaya başlıyorlar. Benim dediğim gibi burada herhangi bir başıma olay gelmedi. Çok kuş olmasına rağmen, her videomda da elhamdülillah görüyorsunuz, çok kuş sesleri var. Rabbim bunu eksik etmesin. Terasımızdan, balkonumuzdan, evimizden kuş sesleri gerçekten inanılmaz insanı rahatlatıyor. Ama çiçeklerimiz de ölmesin istiyoruz. Öyleyse size anlatıyorum dostlar. Ne yaparsanız yapın, kuşlar bir gün geri gelir. Bunu unutmayın. Ben bunu daha önce İzmir'de yaşarken çok fazla tecrübe ettim. Ne yaptıysam, ne ettiysem onlara engel olamadım dostlar. Yine geldiler, yine geldiler, yine geldiler. Öyleyse onlarla anlaşma yoluna gittim. Gerçekten de dostlar, kuşlar belirli bölgeleri çok seçerler.
Buyurun. Her yere izlerini bırakıyorlar. Bu bölgeyi seçtiler. Tam da çiçeklerimin yanı. Düzenli olarak buraya geliyorlar. Ben de öyleyse onlara yem vermeyi tercih ediyorum. Mutlaka arkadaşlar, evinizde ne varsa, bulgur, kalan yemekler, ne varsa terasınızda, ben böyle çok ağır bir kap kullandım. Çünkü kuşlar üstüne çıktığında yazık düşmesinler ya da başlarına bir şey gelmesin diye. Ve buraya düzenli olarak her gün 1,5 yıldır Allah ne verdiyse, evde ne varsa arkadaşlar koyuyorum. Ve buraya geliyorlar, yemeklerini yiyorlar ve tekrar sakin sakin gidiyorlar. Gerçekten işe yarıyor. İlk başlarda işe yaramıyor diyen dostlarımız oldu. Yem koyuyoruz, onu yemiyorlar. Çiçeklerimizi alıyoruz diyen dostlar oldu. Ama inanın bir dönem sonra sanırım bu Allah'ın lütfu, onlar bir şekilde siz onlara yem verdiğinizi bilerek minnet duyuyorlar ve gerçekten ellemiyorlar. Dediğim gibi çok akıllı hayvanlar. Yani siz onlara çöp şiş koyduğunuzda da bunu biliyorlar. Siz onlara yemek koyduğunuzda da bunu biliyorlar. Hem de dostlar, Allah rızası için bütün hayvanları seviyoruz. Sokak hayvanları, kuşlar. Onları beslememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu dönem, pandemi dönemi, gerçekten kuşlar aç kaldılar. Ben buna inanıyorum çünkü bu son 2 aydır çok daha fazla gelmeye başladılar ve bu yüzden onları beslememiz gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Onlar aslında bizim kuşlarımız. Dediğim gibi Rabbim eksik etmesin onları. O yüzden de eğer onları beslersek dostlar, İnanın hiçbir zarar vermiyorlar. Bakın şimdi bu bölgeyi seçmişler demiştim. Bakın anlarsınız. Tabii şimdi burada olduğum için gelmiyorlar. Fakat inanın hemen geliyorlar ben gidince. Bakın bu bölgeyi inanılmaz derecede kirlettiler. Ama bu tarafa geçtiğimizde hemen hemen hiç yok. Ve diğer taraflarda da hiç yok dostlar. Sadece bu bölgeyi bir şekilde işaretlediler. Ve ben yem koyduktan sonra da daha çok gelmeye başladılar. Ve bakın bu çizgide, bu sınırda bitiriyorlar. Asla asla çiçeklerime dokunmuyorlar. Burası küçük bir bölüm dostlar. Yani çok büyük bir alana sahip olduğum için. Bakın buraya da gelebilirler. Yine açık teras. Hiçbir şekilde korumam yok. Sadece şu küçük bölüm doludan koruyor. Ama kuşlardan koruyamaz ve gelmiyorlar. Gelseler bile kaç kez gördüm, böyle buralara konduklarını gördüm. Ama tenezzül etmiyorlar. Neden? Çünkü karınları tok. Zaten aç değiller ki. Ben aç olurlarsa çiçeklerimize zarar verdiklerini düşünüyorum. Ya da yuva yapma isteğiyle. Ama karınları doyduğunda dostlar, ne yapıyorlar? Dışarıdan çöp toplamayı, işte böyle dal toplamayı sanırım daha uygun görüyorlar. Kendimiz gibi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok düşük bir cümle oldu. Gerçekten de onları anlamamız gerekiyor. Onlar aç, bir şekilde taşıyorlar. Yuva yapmak istiyorlar. Belki yiyecek sanıyorlar. Belki yediklerinde zarar bile görecekler. Bilmiyoruz. Çünkü bazı bitkilerimizin içeriğini, hani canlılara zarar veriyor mu yenildiğinde, biz bunları bilmiyoruz. Süs bitkisi. Ama onlar yiyorlar. Onların zarar görmemesi. Çiçeklerimizin zarar görmemesi. Ve onlarla böyle mutlu mesut. Gerçekten hani masal gibi kuş sesleri arasında yaşamak istiyorsak onlara yem vereceğiz. Ayrıca benim diğer tarafta, buraya yem koydum dostlar. Diğer tarafa da çok büyük bir kapta su koydum. Aynı yere koymamamın sebebi, onları aslında bilinçaltımda burada yem yiyeceksiniz, orada da su içeceksiniz ama buraya yerleşmeyeceksiniz anlamını verdiğini düşünüyorum. Hani saçma gelebilir ama ben buna inanıyorum. Onlar da buna inandı ve beni hissettiler. Ve yemlerini yedikten sonra diğer tarafa geçip sularını içiyorlar.
düzenli olarak hiç ihmal etmiyorum dostlar. Evde neyimiz varsa, yani makarna kalıyor, işte çorbamız kalıyor, pilavımız kalıyor, ekmek kırıntılarımız kalıyor. İnanın tek bir kırıntıyı dahi ziyan etmiyorum. Onları topluyorum, nimet çok kıymetli. Topluyorum ve bu tabağımın içine getiriyorum. Zaten yeterli bir tabak onlar için. Dönem dönem kontrol ediyorum. Tabii ki yerlere döküyorlar ve inanın dostlar, döktükten sonra yaklaşık bir 5-6 dakika sonra minik minik serçeler geliyor ve onlar da yiyor, onlar da nasibini alıyor. O yüzden çiçeklerimize zarar vermesinler, onlar da zarar görmesinler. Hem de karınları doysun, onlarla anlaşma yoluna gidelim diye teklifte bulunuyorum. Benim işime yaradı. Yani yaramayan dostlar da olabilir. Hani ben koyuyorum yem ama hiçbir şekilde umursamıyorlar, çiçeklerime zarar veriyor diyen dostlar da olabilir. Lütfen tekrar deneyin. Onlar canlı ve onlar bizi anlıyorlar. Ben buna inanıyorum. Yani ben çiçeklerimizin bile bizi anladığını düşünüyorum. Böyle bir inancım var. O yüzden de onlara yem veriyoruz dostlar. İhmal etmiyoruz. İnanın dokunmayacaklar. Ben buna inandım ve başardım. Siz de inanın ve başarın. Hem kuşlara minicik bir faydanız olur, sadakanız olur. Hem sizi güzel sesleriyle şenlendirirler. Hem de çiçeklerimiz mutlu, mesut, özgür yaşar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler.